Benim boyumda boyun fıtığı var. Boyun düzleşmesi. Doktora gittim. Evet. Yani bir şey göremedim. Fizik tedaviye de gittim. Hı hı. Devamlı ağrıyor. Boynumun arkası kulunç diyorlar. Doktor hiçbir şey bulamadı. Bu arka kafama da vuruyor. Şaka, bu beynimin kafamın yanlarına da çok ağrı yapıyor. Gözlerimi dahi göremiyorum yani. Evet. İşte bu kulunç dediğimiz hadise, yani oradaki boyun kaslarının kasılması ilk bulgulardan oluyor. Yani o tutulma ile birlikte. Zaten üzüntü, sıkıntı, stres, bunlar da o evet, kasların, hocam, ben zaten kasların sürekli kasılmasına yol açıyor. İstemsiz olarak, yani biz farkında olmasak bile o kaslar kasılık alıyor ve bazı kas lifleri kasılık aldığı için de o boyun arasından çıkan sinirleri de sıkıştırıp çok ciddi ağrılara yol açıyor. Evet. İşte bunları tedavileri var. Bunların hepsinin cerrahi olması gerekmiyor. Fizik tedavi, işte ilaç tedavisi, yani medikal tedaviyle bu kasılmalar düzeltilebiliyor. Yine spor hayatımızda onu şey olmaz, yapmamız. Olmaz, yani evet. Mümkün olduğu kadar yani boyun egzersizleri, yani hep ekran başında da geçiriyoruz vaktimizi, başka şeylerde de. Yani ama arada bir kalkıp boynumuzu hareket ettirmek, omuzlarımızı hareket ettirmek, yani bunlar yapabileceğimiz basit önlemler ve bu, hakikaten bu önlemler bazı ciddi sorunların oluşmasını da engelliyor. Kurtarıcı. Çok kurtarıcı. Basit hareketler. Evet. Yani bunu ihmal etmemek lazım. Yani bazen kaptırıyoruz kendimizi, saatlerce ekran başında duruyoruz, işte bilgisayar başında, sosyal medyada, hocam, bir yarım saat, elimizde bir saat telefon gidiyor vesaire. Yani hep bu, bunlar bu hastalığın oluşturucu etkenleri arasında. Farkında olmuyoruz zamanın nasıl geçtiğini, ama orada sürekli aynı şekilde pozisyonda durmak, hareket etmemek o kasların artık yorulup kasılmasına yol açıyor. Ondan sonra da tetikleyici işte bir sürü neden bu sorunları ortaya çıkarıyor. Hocam mide bulantısı falan yapabiliyor mu? Benim midem bulanıyor. Başımı vuruyor şu şakaklarıma. Mide bulantısı yapıyor. İşte ağrılar bir sürü şeyi tetikleyebilir ama yani tabii ki farklı şeyler de olabilir. Bulantı çok gördüğümüz bir şey değil. Ama hani bu bir migreni tetikliyorsa ya da başka bir şeyi tetikliyorsa görülebilir tabii ki. Hocam